Yine hesap makinemizi açtık. Migros lezzet paketi, Ramazan paketinin ikincisi. İkinci Ramazan paketi. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Bunu düzgün açsam belki daha iyi kullanacaktık ama. Evet, içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum ama birinci paketimiz bundan önce 280 liraydı. Bu da 440 lira. Evet, 440 lira. Şimdi açtık. Erişte yoğurt çorbası diğerinde de vardı. Buna 20 lira diyoruz arkadaşlar. Knorr tavuk suyu bulyon. Biz kullanmadığımız ürün çıktı maalesef. Bizde işe yaramayacak gibi duruyor. Ama biz kedilere vereceğiz bunu. Kaç para olduğunu bilmiyorum bunun. Tavuk suyu bulyon. 15 lira yazdım. Geçtim. Bize göre 15 lira sonra düşeceğim. Çünkü içimize yaramayacaktır. Bildur tuzu bundan önceki videoda açıklamıştım. 20 lira. Onun için biraz fiyat tespiti kolay oluyor. Yaylanın pirinci aynısı mı? Evet, ithalı pilavlı basmati pirinç. Buna 40 lira demiştik. 40 lira demiştik. Evet, Ramazan paketlerini 2 yıl önce yapmıştık. Geçen yıl yapamamıştık. Yaylanın haşlanmış fasulyesi. Bakın fasulye çıktı bunda. Kuru fasulye diğerine fazla olarak. 400 gram bu. Net 400 gram. Evet, 800 gram. Suyuyla beraber. Bu 400 gram kuru fasulye. 700 gram ve 400 gram. Evet. 400 gram kuru fasulye. Kuru fasulyenin şu anda fiyatı oldukça pahalı. Hazırlanmış soframıza gelmiş. 35 lira. Ramazan da belki de bunda kuru kahve var. Hisar kahve. Oruçlardan sonra kahve için diyor. Yani 30 lira arkadaşlar. 100 gram kahve. 100 gram kahve 30 lira. Evet, bu sefer haşlanmış bezelye geldi. Gene 700 gram suyuyla 400 gram bezelye. Evet, bezelye yemeği de yapılabilir Ramazan'da. Pirinç pilavının üzerine de konabilir. 35 lira yazdık. 200 liraya ulaştık. 400 40 liraydı. Makarnalar geliyor şimdi. 12 lira demiştik. Mutlu makarna. Yüksük makarna geldi. Nohut koymuşlar. Bunda şey değil. Evet, kuru fasulye yapmışlar. Haşlanmış koymuşlar. Evet, yaylanın nohut. Arkadaşlar nohutlar şu anda biraz küçük koçbaşı değil. Koçbaşı nohut yazıyor ama. Küçük ama yaylanın nohutları şu anda arkadaşlar en uygun nohut 55 lira. Bu 70 lira. Bizim burada kullanmayacağımız tavuk bulyonu var. 282 lira kırmızı mercimek geliyor sanıyorum. İyi marka koyuyorlar. Yayla koyuyorlar. Kırmızı mercimek. Kırmızı mercimekler ucuz arkadaşlar. Çorbası 35 lira. Güzel olur. Başka ne yapıyoruz kırmızı mercimekten bilmiyorum. 35. 35 liralık ürün daha. Bor şeker. Bundan önceki videomuzda demiştik buna zaten 35 lira olduğunu. Borsayı açıldı bu grafta. 352 lira. 430 lira. Öyle miydi? Kontrol ediyorum hemen. Yaklaşık 78 lira sonra biz verdiğimiz paranın karşılığını alacağız. Makarna. Aynı makarna. Birinci pakette gibi yüksük. Öteki burguymuş arkadaşlar. Çıkan 12 lira. Bir makarna da olacak o zaman. Evet, aynı önceki paketteki gibi çubuk makarnamız da geldi spagetti. Evet, şu anda 376 liradayız. Zeyt ayçiçeği elime geldiğine göre hemen hemen kâra geçmeye yaklaştık demektir. 45 lira. Neydi marka? Komili. 421 lira. 9 lira sonra kâra çıkacağız. İçinde bakıyorum arkadaşlar. 6 tane ürün var. Oo. En ucuzunu, pakette kalanların en ucuzunu çıkarıyorum. Mutlu irmik. 6 tane ürün var. Bunu hemen geri koymak lazım. Döküldü. 10 gibi şeyler dökülüyor arkadaşlar. 15 lira. Biz şu anda 6 lira. 29 mu 30 muydu? 7 lira kârdayız. Evet. 430. 6 lira kârdayız. İçinde 5 tane ürün var. Bundan bir daha geldi. Haşlanmış nohutu da geldi. Kuru fasulyesi var mı? Ona bakacağım.
Bulgur çıkmamış mıydı? Bir bakayım, merak ettim. Haşlanmış nohut, evet. 35 lira yazmıştı kuru fasulye. 471 lira kârdayız. Ya bulgur önceki videodan kalmış arkadaşlar aklımda. Bulgur çıkmamış. Mant Mutlu'nun burgu makarnası. Pardon, makarna 3 tane değil mi? 4 oldu. 4 oldu. Bir fazla var bu pakette. 483 lira. Bir önceki pakette 3 tane. 483. 63 lira kârdayız. 4 tane ürün var. 20 lira demiştik bulgura. 1000 A101 şoklarda veya emsal marketlerde. Efor çayı orada ne demiştik arkadaşlar? 50 lira. İlk bu videoyu izleyenler olursa yumuşak içim diyor. Bunu bir içip şeyinde yapsak güzel olacak. Bak 20 yazdım o sırada ekliyorum, yanlış yazdım. 553 lira bu bayağı karlı arkadaşlar. Un geliyor. Töke un. Yani un 2 tane arkadaşlar. Ne göre? Bu fazla. İkişer yapacaklarım başka şey koyabilirler mi? Ama olsun. Ramazan. Pasta börek ancak yeter. Yetmez belki. Bayramda da baklavalar yapılıyor. 620 lira oldu. 40 liralık da salçamız geldi. İçi bitti arkadaşlar. Onu da gösterelim ki. Unları çıkarmadım. Evet. 663 lira. Eksi 430 lira. 233 lira karımız var. Evet, bunu alın arkadaşlar. Bu paketi alın. Umarım yanlış hesaplamamışızdır. Tekrar bakacağız hemen hızlıca. 430 bölü 233 %1.83'e böleceğiz. %55 kar ediyoruz. İnanılmaz bir şey. Vallahi fiyatı kontrol edeceğim. Videomuz umarım yarıda kalmaz, kameranın kapasitesi. Kontrol ediyorum. 499 mu? 499.95. Ha, ben 499, 70 lira. Ne tutmuştu? 500 lira var artık. 499.95. Ürünler ne tutmuştu? 600. 40 mıydı? 53. Evet, 653. 653 eksi 500. 153. Evet, tamam. 500 bölü 100. 53 3.26'ya vereceğim. Yani %31 kar var bunda. Bu daha avantajlı. Migros Ramazan paketi 2. Knorr bulyonu biz kullanmasak da o da çok şey yapmıyor. %3'ünü mü götürüyor? Evet. %3'ünü götürüyor. %31 %28 bize göre. %31 kar var arkadaşlar. Minimum fiyatlardan hesapladık. Migros Ramazan paketi. İsmi 500 liralık Migros lezzet paketi. 280 liralık Migros bereket paketini de inceledik. Onu da videosu koyuyoruz. Evet, Migros paketleri avantajlı yalnız. %30 civarında her ikisi de bir avantaj var. Onun için daha ne olsun. Diğer pek çok market misli misline koyuyor. Yani ürün hazırlamış oluyor. Onun için bunu alın diyorum. Şok. Onu merak ediyorum. Getir yapacak mı bilmiyorum, başka da gerek var mı, alır mıyız, karşımıza uygun çıkarsa öyle. Evet, bu kadar.